Silah arkadaşları, şehidin emaneti, için harekete geçti. Siirt'in Pervari ilçesinde 6 yıl önce meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen uzman çavuş Kürşat Güneş'in silah arkadaşları, şehadetinden 3,5 ay sonra dünyaya gelen 5 yaşındaki kızı İrem'in öğrenim gördüğü okulda baba mesleğinin anlatıldığı, sıra bende etkinliğine katıldı. Siirt'in Pervari ilçesinde 10 Kasım 2012'de operasyona giden askerleri taşıyan helikopterin kayalıklara çarpması sonucu 16 silah arkadaşıyla şehit olan Güneş'in meslektaşları, şehadetinden 3,5 ay sonra dünyaya gelen 5 yaşındaki kızı İrem'i öğrenim gördüğü özel okuldaki, sıra bende etkinliğinde baba mesleğini anlattı. Öğrenci velilerinin mesleklerini anlattığı etkinlik kapsamında sıranın İrem'in velisine geldiğini öğrenen İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İrem'in İl Jandarma Komutanlığında görevliyken şehit olan babası Kürşat Güneş'in mesleğini anlatması için iki asker görevlendirdi. Şehit kızı da asker kıyafeti giydi. Asker kıyafetiyle okula gelen İrem'in sınıfını ziyaret eden Astsubay Rüken Merve Çalış ve uzman çavuş Gökhan Bal, çeşitli hediyeler verdikleri öğrencilere askerlik mesleğini anlattı. Onlarla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Şehidin eşi Hatice Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5,5 ay evli kaldıkları eşinin en büyük hatırasının kızları İrem olduğunu söyledi. Kızıyla ilgili büyük hayalleri olan ve evladının adını da doğumundan önce kendisinin verdiği eşinin hayallerini gerçekleştirmek için çabaladığını belirten Güneş, İrem'i en iyi şekilde yetiştirmeye gayret ettiğini anlattı. İrem'in eğitimini sürdürdüğü ana sınıfında, velilerin mesleklerini anlattığı, sıra bende etkinliğinin yapıldığını aktaran Güneş, etkinlikte sıra İrem'e geldiğinde İl Jandarma Komutanlığı'yla irtibata geçtiğini bildirdi. Güneş, sıra kızım İrem'e gelince iki jandarma personeli kızımın sınıfına gelerek baba mesleği olan askerliği anlattı. Bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederiz, etkinlik çok verimli geçti, dedi. Belediye Başkan Vekili Taşkın'dan sınıfa ziyaret. Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşat Taşkın da, sıra bende, etkinliğinde sıranın İrem'e geldiğini öğrenince okulu ziyaret etti. İrem'in sınıfında öğrencilerle yakından ilgilenen ve onlar çeşitli hediyeler veren Taşkın, kız çocuğunu Siirt Belediyesi'ne davet etti.